Bugün karşımdaki kırmızı koltukta Barış Atay oturuyor. Bugün yine Barış'la daha özü ve onun hayat hikayesini konuşmak istiyoruz. Anne 20'lerinde bir bebek büyütüyor. Bir yandan da eşi cezaevinde. İlk oturduğumuz ev şehir merkezine 5 kilometre, 6 kilometre mesafede. Mesela ateşlendiğim bir gece beni kucağında o kadar mesafe taşıdığını biliyorum. Evin bütçesine biraz katkı yapabilmek için tencere sattığını hatırlıyorum. Madden sahip olduklarına önem veren bir ailede yetişmedim ideolojik olarak da. Mutlu olmanın tanımını Bunlar üzerinden değerlendirmedik. Huzur benim için mutluluktan daha önemli. İnsanca yaşamak bütün mesele. Çok basit bir şey için inanılmaz büyük boyutta mücadeleler vermek zorunda kalıyoruz biz. Bir mesele anlattın. Şiddetsin ne olduğu bir gözaltı süreci. Gördüğün şiddet karşısında ne yaptın sen? Gururum kırıldı. Bence bir ergen için en önemli şeylerden bir tanesi o. Devrimci bir mahalle. Armutlu Mahallesi Antakya'da. Bizim ergen olduğumuz dönemde bu mahallede yaşadığımız için böyle yapıyorlar. Ayrıcalıklı olma halinin gerçekten birileri için pozitif sonucunun olmasından bahsediyor. Bakın ben bunu yaşadım demek bile imtina edeceğim bir şey. Zaten sonunda diyorum ki cumartesi anneleri için bu insanlar çocuklarının hala kemiklerini arıyor. Bu ülkede Kemal Kurkut herkesin göz önünde vuruldu. Dilek Doğan evinin içinde öldürüldü. Berkin Elvan sokakta öldürüldü. Ali İsmail Korkmaz dövülerek linç edildi. Ben hep şey derim amcamın yaşadığı işkenceleri anlattığını ve bizim dinlediğimizi düşünsek benim herhangi bir zamanda alındığım gözaltı süresinden daha uzun sürer. Böyle bir gerçeklik varken buna hazır olmamanız mümkün değil ki zaten. O zamanlar beni şaşırtmamıştı. Bunu hiç söylememiştim. Demeye fırsatı bulamayan insanlar nasıl kaldırıyor? Asıl önemli olan soru bu. Bence onlarınki daha büyük mücadele. Kater, hoş geldiniz hepiniz. Bugün karşımdaki kırmızı koltukta Barış Atay oturuyor. Oyuncu, yönetmen ve siyasetçi rollerinin altında. Aslında bugün yine Barış'la daha özü ve onun hayat hikayesini konuşmak istiyoruz. Özellikle de bugün siyasetçi rolünden bu toplumda bahsederken onun hayatına siyasetin daha doğmadan önce o ailede toplum meselelerinin nasıl girdiğini ve o günden bugüne aslında 40'lı yaşlara gelene kadar Barış'ın nasıl büyüdüğünü de beraber konuşalım istiyoruz. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın bu koltukta rahat mısın? <laughs> ya bununla ilgili komik bir şey var. Yani demin konuştuk aslında ama oyunda da böyle bir şeyden bahsediyorum. Psikiyatra gittiğinizde hiç öyle kolçaksız bir Kleopatra kanepesi yok diye. Tesadüf oldu, güzel oldu. o yüzden rahatım, sıkıntı yok. Nasıl bir dönem hayatında böyle Önce onu sorayım. Ee, acaba hayatın neresinde duruyorum diye çokça düşündüğüm bir dönem diyebiliriz. Belki de o gençlikten gelen karakteristik yapıların negatif yönlerini yavaş yavaş atmaya başladığım, böyle daha baba olmayı anladığım mesleğimle ilgili evet bunları yapmam lazım zamanı geldi dediğim. Güzel bir döneme girdiğimi düşünüyorum ama işte Türkiye sonuçta bazı şeyler ne kadar güzel tartışılır. Yani. Aslında en temel tanımıyla soracağım. Özellikle seçim dönemi de ve öncesi de buna dahil. Hı -hı. Memleket meselesiyle uğraşmaktan yorgun musun? Ben herkes kadar tabii yani yorucu olmadığını söylemek çok da gerçekçi olmaz. Siyasetle uğraşmanın kendisi değil. Zaten siyasetin günlük hale gelmesi e, toplum için yorucu bir şey olmaya başlıyor bir yerden sonra. E tabii siz bunu bir de profesyonel anlamda yapıyorsanız ekstra bir yorucu tarafı olabilir. Yani fiziksel ya da mental olarak. Ama e, tek başıma yaşadığım bir şey değil. Her insanın kendince bir yorgunluğu var. E, ben de ondan azade değilim. Bir parçası benim de üzerimde kalıyor tabii. İçin rahat mı? Yani o hep öyle tabir edilir ya, kafayı yastığa koyduğun zaman. Kendi yaptıklarımla ilgili değerlendirme kıstasım tam olarak buraya oturuyor. Yani daha önce işte çocuğum olmadığı dönemde aynaya rahatlıkla bakabiliyor muyum diye çok kendimle, çok bireyin tarafından bir yerden okuyordum. Şimdi diyorum ki çocuğumun yüzüne bakabiliyor muyum? E sen de bunu yastığa başına rahat koyabiliyor musun diye soruyorsun. Şu ana kadar aldığım kararlar da bu bir lüks müdür, bir artı mıdır bilmiyorum. Bir keşkelerim, acabalarım, yapmasaydımlarım pek yok. O yüzden de rahat olduğumu düşünüyorum açıkçası. Yani uykusuzluk problemim var ama keşkelerimle alakalı değil. Vicdandan <laughs> değil, değil. Hayır. Peki. Şimdi biraz Türkiye gibi soracağım bunu ama kutuplaşmada geldiğimiz son nokta gibi hı <laughs> hı. sen de var olarak göz önünde bir insan olarak da e, sözünü de biraz esirgemeyen biri olarak da alkışlayan, bağrına basan, işte bu diyenler, saldıranlar, linç edenler, susturmaya çalışanlar belki. Yoğun sevgiyle ya da yoğun öfkeyle sana nasıl değiyor, dokunuyor? Sen ne yapıyorsun? Sevilmek, sevilmemek meselesine yüklediğimiz anlamların çok büyük olduğunu düşünüyorum bu beklentinin ya da bu hissiyatın insanın kendisinde bir otosansür mekanizması oluşturduğunu da düşünüyorum. Yani çünkü sevilme ihtiyacı duymaya başladığımız zaman sadece insanların iyi olmasını beklediği şeyleri yapmaya çalışırız ya da böyle uğraşırız ya da o nefretten kaçınmak için olmadığımız gibi e, davranabiliriz. Aslında bir apartmanda yaşamaktan da çok farklı değil. Sadece ölçeği büyük. Bir apartmanın içinde de sevilenler var, sevilmeyen. Aynı kişiyi sevenler var, sevmeyenler var. Bunlara ne kadar anlam yüklediğimizle ilgili bir şey. Sevilmek tabii ki güzel bir duygu. Yani insanların yaptığınızı takdir etmesi, bununla ilgili sizin yaşadığınız mutluluğu paylaşması, bunlar çok pozitif ve sizi ileriye götüren şeyler. Ama eğer buna çok anlam yüklersek, ya da sadece bizi motive eden şey bu olursa o zaman aynı derecede nefret edilmekte de sizi geriye çeker. Bunun nötr bir noktaya taşımamız gerekiyor. Bir duyarsızlıktan bahsetmiyorum, yanlış anlaşılmasın buradaki mesele. Sadece doğru olduğuna inandığımız şeyin altını doldurarak sağlam argümanlarla yapmaktan ya da bunun uğruna mücadele etmekten bahsediyorum. E bunun sonucu da her zaman pozitif olamaz sonuçta. O yüzden insanları yaptıklarımızı ya da tercihlerimizi kabul etmedikleri için suçlamayı veya onlarla bir sevgi nefret ilişkisi kurmaktan uzaklaşmayı tercih ettiğimi söyleyebilirim. E, böylesi sonuçlarını gördüğünüz zaman daha samimi de oluyor. Yani o sevginin ne kadar samimi olduğunu görüyorsunuz ama eğer tırnak içinde bir nefret varsa kişisel ilişki kurabildiğinizde ya da kendinizi anlatma fırsatı bulduğunuzda onu pozitif bir duyguya çevirme şansınız da oluyor. Aslında çünkü kimse kimseyi gerçekte tanımıyor. Tanımadan bir sevmek ve nefret etmek ilişkisi var genel olarak toplumda. Bence yaşadığımız 20 küsür yıllık bu benim açımdan iktidar dönemi ama sosyo sosyokültürel olarak da ciddi bir değişim dönemi içinde. En büyük sorunlarımızdan bir tanesi de insanların birbirini tanımadan sevmesi ya da nefret etmesi. Benim hayatımda nefret duygusu yoktu ama hiç tanışmadan nefret edilebileceğini bu süreçte öğrendim ve bence en büyük kaybımız bu. Yani toplumsal olarak en büyük kaybımız. Bu. Nefret eyleme döndü bazen sana karşı. Evet. Saldırıya uğramak gibi, evet. işte konuşacağız belki işte soru işareti olan bir kaza meselesi gibi ya da ne bileyim bazen gerçekten de hedef gösterilmek evet. gibi. Tırnak içinde terörist ilan edilip bazen evet. hedef gösterilmek gibi. O boyuttaki bir öfkeyle, nefretle kendi kendine ne yapıyorsun mesela? Bunu tek başıma yaşamadığım gerçeğini hatırlıyorum. Yani bu bakın ben ne kadar çok şey yaşadım, başıma neler geldi meselesi bence benim de içine düştüğüm tuzaklardan bir tanesiydi. Ara ara yaptığım için ya da verdiğim kararların çok önemli olduğunu ve bu yüzden başıma gelenleri ya da sonucunu alamamayı hak etmediğimi düşündüğüm zamanlar oldu. Fakat bu 40 yaş dönüşümü, hayatımın şu dönemine denk gelen dönüşüm bence pozitif anlamda bana böyle bir yol açtı. Yaşadığım şeyleri tek başıma yaşamıyorum sonuçta. Türkiye zor bir ülke derken yaşayan 85 milyon küsur insan için aynı şey geçerli ve bu tür duygulardan sadece ben değil herkes muzdarip. Böyle düşündüğümüz zaman da tek başına olmadığını fark ettiğinde onu kaldırmak daha kolay oluyor açıkçası. Ben toplumun işte gözünün önünde bir iş yapan nispeten tırnak içinde söylüyorum işte popüler tanınmış biri olarak yaşadıklarımı daha rahat anlatma fırsatı buluyorum. Belki bununla ilgili daha büyük destek bulma fırsatı da buluyorum. Bunu hiç söyleme fırsatı bulamayan insanlar nasıl kaldırıyor? Asıl önemli olan soru bu. Bence onlarınki daha büyük mücadele. Şimdi aslında siyasetçi kimliğindeki birine sorulacak bir yerden soracağım. Cevabı çok fazladır elbet ama ilk akla gelen ne? İdeal ülke nasıl bir yer olurdu? Bugün var olan ne olmamalı ideal bir ülkede ya da farklı ne olmalı? Bunun birçok parametresi var. Yani özgürlük, eşitlik, emeğin sömürülmemesi, verdiğin çabanın karşılığını almak, güven dolu bir toplum vesaire. Ama baktığımız zaman söylediğimiz her şey aslında ne kadar basit değil mi? Çok insana dair yani insanca yaşamak bütün mesele. Hırslardan mümkün olduğunca arınmış, insanların emeğinin üzerine oturmadan ya da onu yok saymadan yaşayacağımız, yaşayabileceğimiz bir toplum beklentisi aslında. Çok basit bir şey için bence inanılmaz büyük boyutta mücadeleler vermek zorunda kalıyoruz biz. Yani böyle düşünüyorum. Peki. İyi ki doğmuş musun Barış. Bilmiyorum hmm. bunu başkalarına sormak <laughs> Böyle keskin anlamlar yüklemek istemiyorum ama gülümserken görmek mesela benim hoşuma gidiyor. <laughs> e haliyle biraz gerçi o kalıpları da kırıyorsunuz siz sizin tarafta ama siyasetçi... İşte çok da gülümsemeyen, çok da o renkleriyle ortada olmayan bir yerde belki ben bilmediğim için böyledir ama sana da genelde baktığımızda ya öfkenle ya da daha ciddi bir ifadeyle çok gülerken görmüyoruz sanki. Yani e, Türkiye'de gülme kıymetli bir şey. Şöyle ki gülme fırsatı çok bulabildiğimizi söyleyemem. E, bunu genel olarak toplumsal olarak söylüyorum. Bana maruz kaldığınız ya da benimle ilgili şahit olduğunuz kısım genel olarak bir sorunun tespiti ve bu sorunun sunumu üzerine olduğu için orada zaten gülünecek bir şey yok çünkü korkunç şeyler yaşanıyor bu ülkede her anlamda yani. yani çevresel olarak da insani olarak da aklınıza gelebilecek her yerde. Şimdi ama günlük yaşantımda elbette bu çok pozitif bir his olduğu için sizi hayatta tutması açısından bile ara ara gülümsemeye ihtiyaç duyarsınız. Hiç gülümseyemediğim, gülmeye hiç fırsat bulamadığım zamanlar hatırlıyorum ve bu çok büyük bir yük. Çok büyük bir ağırlık. Bir yerden sonra kendi ağırlığınızı da kaldıramıyorsunuz. O yüzden e, seni anlıyorum ama en azından yakın çevrem ara ara da olsa gül dumanlara şahit olur ya. Yani. Herhalde baba oğul da çok oluyordur diye düşünüyorum. E tabi yani o saf pozitif bir durum belki de hayatımda beni e, rahatlatan. Ya da nefes aldıran yegane yerlerden bir tanesi. Oğlumun yanında olmak e, sonuçta çok başka bir yerde duruyor doğal olarak. Herkesin kendi çocuğuyla ilişkisizlerinden de söylüyorum bunu. Bazı duyguları soracağım. Mutlaka duruma göre değişir ama genelde bu duyguyu yaşadığında ne yaparsın e, hayatında? Tek soru, tek cevap. Çok üzüldüğünde. Susarım. Çok korktuğunda. Agresifleşebilirim. Çok öfkelendiğinde. On <laughs> dereceleri var. Aha. Kesinlikle tepkim gösteririm. Peki çok utandığında ya da birileri seni utandırmaya çalıştığında? Ha ikisi farklı şeyler. Birileri utandırmaya çalıştığında eğer bu kötü niyetli bir şeyse buna reaksiyon gösteririm. Çok utandığım zaman kendi hatam olduğundan eminsem özür dilemekten çekinmem. Çok mutlu olduğunda? Bilmiyorum peki. <laughs> peki çok aşık olduğunda? Onu da bilmiyorum. Hmm. Yani şöyle mutlu olmak aşık olmak birbirine benzer şeyler olduğu için herhalde bir rahatlarım. Yani bir rahatlama hissi gelir. Peki çok nefret ettiğinde? Ben argümanları oturmamış nefret duygusunu pek bilmem. Yani bunun mutlaka bir sebebi vardır. Nefret ettiğimde ise muhatap olmam. Yani hiçleştiririm. Bir hafıza testi yapıyoruz bu bölümde. Hayat hikayesine daha derin girmeden önce. Evet. Hayatının 10 farklı döneminden 10 soru ilk akla gelen cevap. Hatırlamıyorsan da hatırlamıyorsundur. Çocukken en sık duyduğun baba nasihatı? Oğlum artık çocuk değilsin böyle yapma olabilir. <laughs> Peki. Bu hayatta hatırladığım ilk büyük kavganı kiminle etmiştin? Hocam onu hatırlamam mümkün değil. Biraz biraz kavgacı bir lise dönemi geçirmiş olabilirim ya. Yani. Sana söylenen ve sonra büyüdükçe aslını öğrendiğin ilk yalan ne olabilir? Büyüdüğünde her şey çok güzel olacak sözü olabilir yani. Gerçekten büyük bir yalan olabilir bu. <laughs> Peki doğru. Sahneye ilk çıktığın tiyatro oyunu hangisiydi? Teneke Şövalyeler, Ülkü Ayvaz'ın 12 yaşındaydım herhalde. Arka Sıradakiler dizisinin ilk bölümündeki ilk repliğini hatırlar mısın? Ah Vallahi zorlasam hatırlarım da. Şeyi hatırlıyorum. Okula bakan yüksek bir yerden e, aşağıdaki oyuncu arkadaşıma seslendiği anı hatırlıyorum ama repliği tam hatırlamıyorum. Şöyleymiş. Ceyda bırak be güzelim şu okulu gel e, kaçırayım <laughs> seni. Evet harikaymış. <laughs> Oğlunu kucağına aldığında ona ya da içinden ilk ne söyledin? İlk cümlen neydi? Her zaman yanında olacağıma söz veriyorum demiştim. Ama çok komik bir andı. Bunu oyunda bir yerde de kullanıyorum. Küvez'in olduğu camın arkasından kaldırıp Asi'yi bana gösterdiler. Ben de orada çok duygulandım falan. İşte bana doğru bakıyor. Sonra öğrendim ki bir metre ötesini göremiyormuş. <laughs> <laughs> çok benimle alakası yokmuş. <laughs> Peki. Attığın ilk tweet'i hatırlar mısın? Yankee Go Home. Hakkında çıkan son yalan haber. Almanya'ya kaçtı. Peki. <laughs> En son niçin ağladın? Ee, oyunu yazarken ağlamıştım. Bunları yaşamışız hakikaten falan ee, derken biraz işlendim ama e, bence müthiş bir duygu kırılmasıydı çünkü bir yandan yazarken ağlayıp bir yandan kahkahalar attığım zamanlar oldu ve şeyi hissettiriyor size. Hayattan da böyle bir paket işte. Başa dönelim beraber. Ben hep konuklarıma önce şu soruyu soruyorum burasında programın. Sen nasıl bir eve, nasıl bir aileye doğdun? Almanya'da doğdum. İşte belli sebeplerden. Annemle babamın siyasi durumundan kaynaklı, dedem orada işçiydi ve dedemlerin eviydi. Şeyi hatırlıyorum böyle labirent gibi odaların odalar içinde olduğu, aslında çok ufak ama sanki çok genişmiş gibi görünen ve bütün teyzelerimin işte dayılarımın anneannemin, dedemin ve bizim beraber içinde yaşadığımız ufak bir ev. Anne ile babanın hikayesi ne? Onların da ilişkileri bir siyasi partinin üyesi olmaktan. Mütevellit. Oradan başlayan bir hikaye işte gençlik örgününde siyasi mücadele verirken 77-78 aynı örgütün içinde yoldaş olarak başlıyor. Ondan sonra bir hoşlanma, sonra nişanlanma, evlenme. Bunların hepsi çok hızlı oluyor tabii o dönemler. O yüzden erken evlendiler zaten. Yani 80 Mart'ında evlendiler. 20 yaşındalardı. 21 yaşında da ben doğdum zaten. O ilişki de oradan. Ama aynı zamanda aynı mahalleden bir de bir yandan mahalle arkadaşlar, bir yandan 21 yaşında anne baba oluyorlar. Evet. Aslında. Evet. evet. Ee, peki babanın cezaevine girme sebebi ne? Yani babam işte Türkiye Komünist Partisi üyesiydi. Ve 78 kuşağı devrimci hareketinden bir e, genç o dönem. 80 darbesinde birçok insan gibi o da e, tutuklandı. Çelik'e girdiği, e, tahliye olduğu, sonra tekrar girdiği dönemler var. O döneme denk geliyor yani. Erken dönemde bir çocuk olarak sana babanın cezaevinde oluşu nasıl anlatılıyordu ya da nasıl yaşıyordun? Şimdi şöyle, benim çocukluğumda bir fotoğraf var. Benim dedem de cezaevine girmiş, e, amcalarım da böyle bir cezaevi avlusunda mahalle bir fotoğrafımız var. O yüzden benden pek saklandığını düşünmüyorum o fotoğraftan yola çıkarak söylüyorum. 80 kuşağında bir çocuk olmanın sanırım bu jenerasyondan farkı biraz o, o gerçeklik apaçık anlatılıyordu. Yani bunun üzerine kapatmaya ya da bununla ilgili bir yalan söylemeye ihtiyaç duyulmuyordu. Bence böylesi daha doğru olabilir. Tabii ne tür travmalar yarattı şu an anlamak zor. Bir özlem yarattığı kesin. O yüzden hep şey derim. Mesela benim babama dair kendi başıma hatırlayabildiğim ilk anım aslında ana okuluna dayanıyor. Yani neredeyse 6 işte. Onun dışında ya her şeyi onların anlattıklarından ya da babamın o evde olabildiği anlarla ilgili bir fotoğraf varsa oradan birleştirerek falan var zihnimde. Bence en önemli mesele özlem meselesi. Onun eksikliğini ileride fark ediyorsunuz. E tabi bu babamla olan ilişkimi işte ortaokulda, lisede, üniversitede ve şu an artık kendimle baba olduğum döneme kadar peyderpey tekrar kurmama neden oldu. Pozitif anlamda söylüyorum bunu. Ama net olarak işte şöyle yaşardım o duyguyu desem Yalan söylemiş olurum çünkü hiçbir çocuğun o dönem nasıl yaşadığını tam olarak tanımlayabildiğini de düşünmüyorum açıkçası. Yani başka şeylerle mutlu olabiliyorduk çünkü sonuçta. Doğru söylüyorsun aslında ana hafızasında başka destekleyiciler geliyor. Tabii. Duygu hafızası değişmiyor yani insan orayı biliyor. Bilmiyorum Barış nasıl oldu ama sen de hani genel psikoloji bilgisi de değil kendimden bir örnek vereceğim. Benim oğlum 5 yaşında ve e, bu meslekten de bağımsız galiba. Baba olduktan sonra çocukluğa dair bazı duyguların tekrar geldiğini ya da bazı eksiklikleri tekrar hatırlattığını ben oğluma böyle yapmayayım dediğim Hı -hı. anlar olduğunu hatırlıyorum. Hı -hı. Sen baba olduktan sonra bir karşılığı oldu mu söylediğin? Tabii. Bence zaten bunu babamla da konuşmuşluğumuz çok o kendi babasıyla olan ilişkisinde neyin eksik kaldığını düşünüyorsa kendine dair hakkını da teslim edeyim. Mümkün olduğu kadar onu yapmaya çalıştı. Yapamadığı zamanlar olmadı mı? Elbette oldu. Ama yapamadığını mesela şimdi anlıyorum. Bir baba olarak çok güzel yaptığı şeyler de oldu. Mesela onları pozitif olarak aldım. Evet bu iyi bir babalık örneğiydi benim hayatımda. Ama burada eksik kaldı. Bunu ben doldurayım oğluma karşı diye bir değerlendirme alanı açıyor. Benim oğlum da baba olduğu zaman eğer bir gün böyle bir tercihte bulunursa benimle olan ilişkisinde eksik gördüğü şeyleri tamamlayacak. Bunun tespitini yaptığı zaman. Çocuklukta nasıl bir anne hatırlıyorsun sen? Nasıldı sizin anne çocuk ilişkiniz? Çok sevgi dolu bir kadın. Ee, hala öyledir. İlgili çocuklarının yapması gerektiğini düşündüğü şeyleri bu önemli bir nokta. Ee, mümkün olduğunca desteklemeye çalışan mesela benim tiyatroyla tanıştıran annemdir. Annem çok okuyan bir kadın, okumayı çok seven bir kadın. Hayatı içerisinde eğitim süreciyle ve okumakla ilgili hayatında bir eksiklik kalmış. O yüzden de mesela annem için dersler, okumak e, vesaire önemliydi. Bunu bir baskı kurmak için bilinçli olarak yaptığını düşünmüyorum ama kendisinin yapmak istediği şeyi yapamamanın verdiği bir şeyle evet çocuklarım iyi okusun en azından diye bir manevi bir e, baskı olabilir tırnak içinde. Onu izlediği zaman kızabilir bana. Ama bunu da anlayabiliyorum. Daha doğrusu şimdi anlayabiliyorum. Yani daha önce bununla ilgili doğru değerlendirmeler yapamıyordum açıkçası. Fakat insan zihni o kadar garip bir şey ki eksik bıraktığımız her şeyi ister istemez çocuğumuzda görmek istiyoruz. O bizim o tatmin duygumuzu besleyen bir şey. Ben de mesela kendi çocuğumla ilgili ara ara durup ben bunu yapamadım. O yapsın dediğim yerde bir duruyorum. Ya istemiyorsa yapmasın aslında. Ama işte bu da jenerasyonla ilgili bir şey. Şunu reddedemem Gökhan. Doğrusuyla yanlışıyla pozitif ya da negatif yönleriyle şu an var olduğum hali sağlayan en önemli etmenlerden ikisi babam ve annem. Mümkün olduğunca iletişimi güçlü tutmaya çalışan ve bugün eğer bir iletişim becerim varsa bence bunda çok büyük katkısı olan iki insandan bahsediyoruz. Bunlar çok büyük kazanımlar. Onun dışındaki her şey Bizim aile içinde kişisel ilişkilerimizin artıları, eksileriyle ilgili. Ama sen temelin iyi olduğunu söylüyorsun. Evet. Zeminin iyi olduğunu kesinlikle söylüyorsun. De, kesinlikle. Aslında çok önemli bir yer orası. Anne 20'lerinde bir bebek büyütüyor gerçekten. Ha. Bir yandan da eşi cezaevinde. Evet. Ee, ve kısa bir sürede değil anladığım kadarıyla. Yani e, Gir çık falan filan o süre tabii uzun. Eşi cezaevinde, eşi yanında olmayan genç bir kadın. Ha. Hani hatırladığın anılarda bunu nasıl sırtlanırdı mesela? Nasıl dururdu hayata karşı. De, bu olduğu gibi bir mücadele vermek demek. Mesela şöyle bir örnek var hani biraz da anlatımdan yola çıkarak hatırlıyorum. Elbette daha küçüktüm. İlk oturduğumuz ev şehir merkezine o dönemlerde işte 5 kilometre, 6 kilometre mesafede işte benim nüfusa da kayıtlı olduğum köyün girişinde bir ev. Ama e, çok izole, sessiz, uzak ve o dönem ulaşım şartlarını düşünürsek yani yıl 84 falan e, böyle sürekli kapının önünden taksi dolmuş geçen bir yerde değil. Mesela ateşlendiğim bir gece beni kucağında o kadar mesafe taşıdığını biliyorum şimdi. Bunların hepsi birer mücadele örneği. Şimdi Türkiye'ye bakıyorsunuz, Türkiye'nin 2024 yılına bakıyorsunuz. İşte birçok bölgede hala kar yağdığında yollar kapanıyor. O insanlar o mücadeleyi hala devam ettiriyorlar. Aslında bu açıdan baktığımızda Türkiye'de yaşayan birçok ailenin kendi çocukları için ne kadar büyük mücadeleler vermek zorunda kaldığını görüyorsunuz. Yoksul bir aileydi sonuçta. Çocuk karnını doyursun, ve iyi beslensin. Hani gerekirse biz bu akşam yemeği yedebiliriz gibi tercihler. Evin bütçesine biraz katkı yapabilmek için tencere sattığını hatırlıyorum. Mesela eskiden kapı kapı satışlar vardı ya. Babamın sürekli bir şeyle muhakkak ilgilendiğini hatırlarım. Çok çalışkan insanlar. Hala öyleler. O konuda haklarımı teslim etmem lazım yani. O koşullarda yapabildikleri. Zor de. koşullar evet. Onlar nasıl birer dede ve babaanne oldular sence? Ha? Müthiş. Öyle mi? Müthiş. Zaten ara ara... Şimdi bazen işte oğluma bir şeyle ilgili kızıyorum. Tam konuşurken hemen bir taraftan babam çıkıyor, bir taraftan annem çıkıyor. Ya tamam çocuğun üzerine gitmesin. Kimsiniz siz yani? <laughs> ya bu dede ve nene olmanın böyle bir yanı var. Bence harika bir şey bu arada. Yani güzel bir iletişimleri var. Hoşuma gidiyor. Konuklarıma sorarım ben. Bir çocukluk fotoğrafı hatırlasan içinde senin de olduğun. İlk illa albümde çıkmasına da gerek yok, hafızada bir anı da olabilir, anda ne gelir aklına ilk? Bir tane koltuk takımımız vardı böyle herhalde <laughs> ülkede binlerce kişide de vardı aynısından küçük kareli kahverengi bir koltuk takımı. Orada böyle iki tane tekli koltuğa dördümüz sıkışmışız ama herkesin inanılmaz yorgun bir yüz ifadesi var, kimse de gülmüyor. O ilginç bir şey çünkü hani mutsuz da değiliz biliyorum yani bir mutsuzluk fotoğrafı değil o. Ama bence bir yorgunluk fotoğrafı. Sonra şey diyorum ya işte o fotoğraf neredeyse 37 yıl önce çekilmiş. Geldik konu nereden başladı ne kadar yorgun olduğumuzdan başladı. Hiçbir şey değişmiyor. Ama çocukluğuma dair kafamda çok fotoğraf canlanır yani. Onunla ilgili eksikliğim yok. Nasıl bir abiydin sence büyürken? Aa, bu tartışmalı bir konu. Bu konuda dürüst olmak lazım. Kardeşimin benimle ilgili eleştirilerinin bir kısmına hak vermem gerekiyor. Şimdi benim kardeşimle aramda 7 yaş var. İki erkek kardeş olmak açısından çok korkunç bir yaş farkı. Çünkü çok arada kalıyorsunuz. Neden? Ben üniversiteye başladığımda Arda ilkokulu yeni bitirmişti daha. Ve doğal olarak sizin arkadaşlarınızla gezerken hadi sen de gel beraber gezelim demeyeceğiniz, demek istemediğiniz bir yaş. Ama bir yandan da abisini rol model alıp sürekli onun yanında olmak isteyen bir kardeş var. Bir şey söyledim, bir tartışma oldu aramızda ve döndü şöyle bir şey dedi. Sen dedi benim babam değilsin. O kadar doğru bir cümleydi ki yani biz e, toplumsal olarak aile ilişkilerinde titrimizle ilgili yapmamız gerekenden fazlasını ve bence haddimiz olmayanı yapmaya çalışıyoruz. O rolü üzerinize giymeye çalışıp ondan sonra eksik kaldığınızda da karşı tarafı yani kardeşinizi suçlamaya başlıyorsunuz ya da çalışıyorsunuz. Niye? Ben sana şunu yap diyorum yapmıyorsun. Halbuki sana söylense aynı şey sen de yapmak istemezsin. Bence eksikleri olan bir abiydim. Eksiklerimi tamamlamaya çalıştığım zamanlar olduğunu düşünüyorum. Ama bunu e, kardeşime sormak lazım. Çünkü bence bununla ilgili eksik kaldığım yerlerin onda yarattığı his daha başkadır ve daha önemlidir. Böyle şey gibi hissettim senin de söylediklerinle beraber. Böyle hayatı, büyümeyi e, belki baba oğluşla da ilgili fazlaca sorguladığın değil mi? Yani kendi tabii, duygularını tabii. da fazla sorguladığın. Tabii. Tam da bir dönemden geçerken biz de bu sohbeti yapıyoruz evet. gibi aslında. İlk akla gelen cevapla sence senin çocukluğunda ne eksik? Hayata dair şunu söyleyebilirim. Hayat bu kadar zor olmak zorunda mı her zaman sorusunu çocukluğuma dair de e, sorabilirim. Ama madden sahip olduklarına önem veren bir ailede yetişmedim ideolojik olarak da işte mülkiyet kavramına karşıtlığı olan bir ideolojinin temsilcileriydi iki sosyalist olarak ve doğal olarak işte arabamız olsun, evimiz olsun, çok paramız olsun falan böyle beklentilerimiz olmadı. Mutlu olmanın e, tanımını bunlar üzerinden değerlendirmedik. Huzurlu olmanın diyelim. Huzur benim için mutluluktan daha önemli bir kavram. O yüzden şu eksikti diyebileceğim pek bir şey yok. Sadece hayat herkes için bu kadar zor olmak zorunda mı? E, diyebilirim belki. Belli zorlukların da ve o huzurun mutluluğun da içinden büyüyerek ergen oluyorsun. Hı hı. Bir mesele anlattın. İnsanın başına kaç yaşında gelirse gelsin hı. ki bu ülkenin tarihinde çok böyle meseleler var. İnsan hakkı suçu elbette ama bir de bu meseleyi anlattığın yaş olarak yanlış hatırlamıyorsam 16 yaşında evet, anlattın. Şiddetin ne olduğu bir gözaltı süreci. Şimdi bir kere şunu söylemekte yarar var. Ee, orada ben insanların bundan etkilenmesini anlayabiliyorum. Fakat orada şunu açıklığa kavuşturmak lazım. Ben orada Cumartesi anneleriyle ilgili bir örnek vermek için anlattım onu. Yani sonuç itibariyle liseli bir öğrenci olarak hele hele 90'ların ortasında Türkiye'de polisin gelip karakola götürüp dayak atmış olması falan bunun konusunu açıp bunun üzerinden bakın ben bunu yaşadım demek bile imtina edeceğim bir şey. Yani bu ülkede işte Kemal Korkut daha birkaç sene önce Nevroz alanında herkesin gözü önünde vuruldu. Dilek Doğan evinin içinde öldürüldü. Berkin Elvan sokakta öldürüldü. Ali İsmail Korkmaz dövülerek linç edildi. Benim akrabam aynı zamanda Abdullah Cömert, işte arkadaşımızın oğlu Ahmet Atakan. Gezi'de kaybettiğimiz herkes vesaire. Bu ülkede bir kolluk kuvveti, şiddeti var. Kurulduğu günden bu yana var. Doğal olarak Aa, çocuğu almışlar, götürmüşler, dövmüşler meselesi benim için kişisel olarak elbette ki travmatik bir şey. Ama ülke olarak vay be çocuk ne yaşamış diyebileceğimiz bir şey değil. Bu meseleye buradan bakmamız lazım. Oradaki duygusallık meselesi de zaten sonunda diyorum ki cumartesi anneleri için bak insanlar çocuklarının hala kemiklerini arıyor. Ya sadece kemiklerini verin diyorlar. Yani böyle bir beklentiyi hayal edebiliyor musunuz diye anlatmıştım. Kendi kişisel hayatımda yaşadığım bölge nedeniyle de yaşadığım mahalle nedeniyle de. Çünkü devrimci bir mahalle, Armutlu Mahallesi Antakya'da. Ve ailelerimizin çoğunun, akrabalarımızın çoğunun, tanıdıklarımızın çoğunun zaten geçmişinde böyle bir siyasi mücadele ve devlet şiddetine ya da kolluk kuv kuvveti şiddetine maruz kalmışlığı var. Hiçbir şey olmasa benim babam var, amcam var yani. O yüzden bende çok garip bir his bırakmıyor. Yaşadığım şey beni şaşırtmadı mesela. Beni ayağı kırıklığına doğratmadı. Vay, polis bana nasıl böyle bir şey yaptı demedim. Çünkü polisin böyle bir şey yapabileceğini düşünerek büyümüştük zaten. Benim amcam da cezaevinde yattı. Aynı davadan, Türkiye Komünist Partisi davasından ve Mamak cezaevinde babamdan daha da uzun süre e, yattı. Ben hep şey derim, amcamın sadece yaşadığı işkenceleri anlattığını ve bizim dinlediğimizi düşünsek benim herhangi bir zamanda alındığım gözaltı süresinden daha uzun sürer. Şimdi Böyle bir gerçeklik varken çocuklukta hayatınızda buna hazır olmamanız mümkün değil ki zaten. Buradaki mevzu şu. Bununla ilgili hayatınızda bir ön yargı oluşmaması. O yüzden kişisel olarak nefret etmem insanlardan. Altını çize çize kurumsal bir politik eleştiri dememin sebebi bu. Hala bu noktadaysak kimse kusura bakmasın bu konuda tevazu göstermem gerektiğini düşünmüyorum. Demek ki hala düşmanca davranmam gerektiğini düşünmemişim ya da böyle bir yola girmemişim gayet insani, gayet sosyopolitik bir yerden yapılan yanlışları söyleyip kişisel olarak kimseye düşmanlık gütmüyorum. E, yapabileceğim başka bir şey de yok. Ama dediğim gibi o zamanlar beni şaşırtmamıştı durum. Şaşırtmadı. 16 yaşında büyümekte olan bir ergen olarak Hı -hı. gördüğün şiddet karşısında ne yaptın sen? Gururum kırıldı. Yani bence bir ergen için en önemli şeylerden bir tanesi o. O dönem bizim ergen olduğumuz dönemde kendi çevremizdeki arkadaşlarım açısından da söylüyorum korkmamak, cesur olmak meselesi bizim hayatımızda çok önemli bir yer tuttuğu için korkmuyormuş gibi davranmış da olabilirim bu arada. O zamanı hatırlamıyorum ama korku duygusu mesela şu an ağır bir duygu değil. Yani anlattığında korkmuş muydun diye sorsan korkmamıştım herhalde derim. Ama bir öfke yarattığı kesin. Yani zaten var olan bir öfkeyi katladığı. Biz işte solcu olduğumuz için böyle yapıyorlar biz bu mahallede yaşadığımız için böyle yapıyorlar. İşte o zamanlar atıyorum X bir mahalle vardı. Gelir düzeyi çok daha yüksek ailelerin oturduğu bir yerdi. Şey derdim ya. işte burada oturuyor, oturuyor olsak kimse bize bunu yapamazdı. Aslında çok benzer şu anki durum. işte ayrıcalıklı olma halinin Türkiye'de ne yazık ki gerçekten bir birileri için pozitif sonucunun olmasından bahsediyorum. Bir dönüm noktası soruyorum konuklarıma. Şöyle bir büyüme hikayesine bakınca çok vardır kırılmalar hayatta ama benim için gerçek bir kırılma noktası oldu diyeceğin olay ne olur? Ben e, lise 1'i bitirdiğimde ilkokulun sonunda başladığı tiyatro grubuyla devam ediyordum çalışmaya. O dönem bize ders veren hocamızla bir tartışma yaşadım şimdi ergen halimle tabii. Ve ben tiyatroyu bırakıyorum deyip lise 2'ye geçerken fen seçtim. Annem de dedi ki oğlum sen konservatuara gitmeyecek misin? Niye fen seçtin yani? Hani bu kadar da yönlendirmek konusunda ilgili bir aileydi. Yok dedim. Babam bilgisayar işi yapıyordu o zaman. Ben bilgisayar mühendisi olacağım. <laughs> Bilgisayarı da hiç sevmem bu arada. <laughs> İlgilenmeyi falan. E tabii doğal olarak o bir ergen ergenlik döneminde bir tepkiydi. Sınava girdiğimde e, biyoloji bölümüne kazandım. Yani, alakasız bir şey. Okurken de şey dedim. Yani bu böyle yürümüyor. Yani son sınıfa geçeceğim. Çok mutsuzum, ee, işte bana kötü gelen bazı alışkanlıklarım var o dönem. Onların hepsini hayatımdan çıkardım. Finallere gitmedim ve o dönem aynı zamanda akrabamız olan bir arkadaşım vardı Adana Devlet Tiyatrosu'nda. Hülya'ya dedim ki beni konservatöre hazırlar mısın? Ve 11 ay boyunca gerçekten hayatımın en disiplinli dönemiydi. Ee, sadece sınavda oynayacağım parçaları, tiyatro oyunundan parçaları çalıştım. Ve sonra konservatuara kazandım. Benim için çok önemli bir dönüşümdü kişisel olarak da. Yani neyin kötü geldiğini fark ettiğim, bunu hayatımdan çıkarmak konusunda irade gösterdiğim, istediğim şeyi yapmak konusunda mücadele ettiğim ve bunun sonuçlarını nasıl aldım? Şöyle, tabii daha önce konservatuara gitmemi istedikleri ama benim bunu tercih etmediğim için şimdi onların hayat çizgisinde bir değişiklik oldu. Neydi? Atay ya da işte Barış üniversiteyi bitirecek sonra Arda kazanacak ve biz de böylece okutabileceğiz. Şimdi benim burada bir kırılma yaratmam beni bir kez daha okutmak zorunda bıraktı onları aslında. Annemle babam da doğal olarak şey dedi önce. Biz sana bunu söylemiştik sen istemedin şu an ben okulu bırakıyorum diyorsun. Olmaz mı olmaz falan filan. Yaş problemi de vardı çünkü konservatuara işte 21 yaşından sonra alan konservatuar sayısı azdı falan. O dönem bir arkadaşım dedi ki ya Yeditepe diye bir okul var. Ben daha okulu bilmiyorum yani. Ama dediler burs veriyor. Tamam dedim gittim kayıt yaptırdım sınava ayırdım Bursa kazandım ve aileme dedim ki ben burada okuyacağım. Sonra babam aradı beni. Dedi ki ben seni okutamayacağımı söylemiştim ama önemli olan senin hayatında ilk defa istediğin bir şey için ne kadar mücadele edeceğini görmekti. Yapabildiğini gösterdim. Bundan sonra da sana elimden geldiği kadar destek vereceğim. Buradaki mevzu beni şuraya taşıdı. Evet şu ana kadar daha içgüdüsel kararlar veriyordum ya da daha çevresel kararlar veriyordum. Şimdi ise bireysel olarak ne istediğimi bildiğim bir kararı ilk defa verdiğimi hissettim. Ben bunu istiyorum, bunun için bunu yapmam lazım ve mücadele edeceğim. Ve doğal olarak bence gelişimdeki yani bireysel gelişimdeki en önemli dönüşümlerden biri oydu oyunculuk var belli bir süre sonra setler başlıyor hı hı. kendi hayalinin peşinden o ergenliğin kırılmalarından sonra giden bir genç e sonra da aslında popülerlik de başlıyor hı hı. şimdi o dönemin yayından önce de ekiple sohbet ediyorduk çok efsane dizilerinden biri arka sıradakiler evet. ve arka sıradakilerdeki sana baktım tabii bütün o Hani gençlik ve aslında bir yandan da işte o karakter neydi ismi? Saffet saffet Saffet. Ve hala da konuşuluyor aslında evet, her hiç. yerde. Sen mesela karşına diziden sahneler geldiğinde ya da gördüğünde o zamanki halini, o rolü nasıl buluyorsun şu anda? <laughs> Keşke o zaman da sesli çekim yapılsaydı diyorum. Dublaj korkunç bir şeymiş yani. <laughs> Kendimi seslendirmeme rağmen. Şöyle ya o da tabii tiyatro okuyan Türkiye'deki hiçbir genç. Ben dizi yıldızı olacağım, dizi oyuncusu olacağım diye konservatuara yazılmaz. Bizim de en büyük hayalimiz tiyatrocu olmaktı yani aslında. Bir tesadüfler zinciri sonucunda ben o diziye girdim. E tabii benim hayatımda başka bir nokta açtı doğru. Dizinin bu kadar fenomen olması bizim hala çok şaşırdığımız bir şeydir. Çünkü sosyal medya yoktu o zaman. Yani Facebook dışında hiçbir şey yoktu. YouTube'a işte günler 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 sonra yükleniyordu bölüm falan ama inanılmaz izleniyordu. Bu kadar no name oyuncuyla bu kadar başarı kazanmış çok az dizi vardır. Biraz gerçek olmasından da kaynaklanıyordu. Yani e, kenar mahallelerde yaşayan insanların ya da ergen çocukların sorunları üzerine bir dizi o zamanlar yapılmamıştı. Bence arkasındakilerin esas başarısı oradan geliyordu. Benim hayatımda çok büyük bir değişiklik yarattı mı? Samimiyetle söylüyorum yaratmadı. Ben çok sosyal işler yapmama rağmen, karakter olarak çok sosyal biri değilimdir. Daha gözlemci pozisyonda durup eğer yakınlık hissedersem, iyi hissedersem konuşabilen biriyim. O yüzden benim genel anlamda hayatımda popülerlikten kaynaklı büyük bir değişim olmadı. Bizdeki değişimler daha politik değişimlerdi yani 2013 Gezi itibariyle başlayan değişimlerdi. Ama hayatımın özel şeylerinden bir tanesi yani hani o oyunculuktan para kazanmak, oyunculuğu iyi yaptığını ee, söyleyen insanların hayatta var olmasını sende yarattığı o mutluluk hissi ya da haz vesaire. Bence mesleğimle ilgili de dönüşüm anlarından bir tanesi odur. Tiyatro zaten o dönemde vardı. Şimdi hala var, devam ediyor. Tabii ki tiyatro hep devam ediyor dediğin gibi. Diziler, sinema filmleri, e, yönetmenlik aslında eksik Aden filmleri evet. e, yıllar içerisinde... Ee, sonra tabii siyasetle, milletvekili oluşla da beraber belli dönemler var ama bu kadar fazla hele ki içinde böyle yarım bıraktığı oyunculuğa tekrar geri dönüp bölümü de okunmuş bir genç olarak bugün sinemada olmak ya da işte bir dizide oynamak vazgeçtiğin şeyler mi yoksa siyasi belli meselelerden dolayı sansürlenen biri misin sen böyle bir dünya var mı ve ee, geri dönmek isteyin mi aslında? Şöyle şimdi ben Konservatuara 2004'te girdim. Bittiğinde 2009 sonra yüksek lisans var vesaire falan. Ve doğal olarak hayatın hep öyle akacağını düşünüyorsunuz. Benim devamımın gelememesinin temel sebeplerinden bir tanesi benimle ilgili bireysel bir sebep değildi. Toplumsal bir sebepti. Türkiye'de hiç görülmemiş derecede büyük bir direniş oldu ve bir parçasıydım. Zaten hala hazırda Türkiye'deki sansür mekanizmasının bilmeme rağmen sizin başınıza gelebileceğini düşünmüyorsunuz. Gezi'den sonra ilk gözaltına alındığım dönemin hemen sonrasında bir dizi görüşmesi için sanırım ismim gitmişti. O dönem Gezi'ye katılan bazı isimlerle ilgili işte Levent Üzümcü, Mehmet Ali Alabora, işte ben vesaire birkaç isim daha var. Bunlara iş verilmeyecek diye bir kağıdın dolandığını biliyorum diye gördük. Yani böyle bir kağıt geldi insanlara. Şimdi orada bir şaşalıyorsunuz bir ne yapacağız falan diyorsunuz. E, tabii ben de eyvah dedim yani hani bu kadar mücadele ettim, uğraş verdim. Bir mesleğim var ve şimdi mesleğim yaptırılmayacak herhalde bana falan diye düşündüğüm yerde benim yüksek lisansım sinema televizyon üzerine. Bir hikayem vardı. Çok düşük bütçeyle çekme şansımız olabilir mi? Hadi olabilir. İki arkadaşım işte Şeref'le Mehmet oturduk. Bunu yazabilir miyiz? Yazarız. İşte senaryosu yazıldı falan ve biz çektik eksiği. Sinema ile ilgili yolculuğumun bir gün başlayacağını bilmeme rağmen bu yolculuk bu sebeplerden kaynaklı daha erken başlamış oldu yani. Ve 2014'te bir sinema filmi çekmeyi düşünmüyordum daha önce. E sonra Aden oldu. E, ve dedim ki tamam bu ikisi beraber yürüyebilir. Şimdi televizyonla ilgili geldiğimiz nokta ise şu. Artık karşılıklı olarak iyi bir proje olmadı sürece ve ana akımda ne yazık ki şunu çok açık söylemek lazım. Türkiye'de o anlamda çok bir şey değişmiş değil. O yüzden bununla ilgili bir sonuç kestirmek de mümkün değil. Fakat e, beklentileri olan biri değilim. Yani bir şeyin olacağını e, hissedersiniz, olmayacağını da hissediyorsunuz doğal olarak. Ben de diyorum ki o zaman ne yapabiliyorsam onu yapayım şu an. Çünkü bunun olmam, bir şeyin olmamasına takıldığınız zaman hiçbir şey yapamamaya başlıyorsunuz. Ben de o dönemde işte bir tiyatro oyunu yapayım dedim. Sonra o oyun da yasaklandı. <laughs> <laughs> Böyle sıkıntılı durumlar yaşadım. Şimdi yeni bir oyun var. İyi gidiyor. Seyircinin ilgisi iyi. Sanırım mesleğimle ilgili beklentim de bu düzeyde. Yani yaptığım işle ilgili iyi hissetmek meselesi üzerinden. Şu an bu dengeyi bozan bir şey yok. Anlatırken o da yasaklandı. Bu da evet. durdu gibi anlattığım bir yere şaşırmayarak anlatıyorsun artık. Bilmiyorum nerelerden. Kim, kim şaşırır ki yani bu? Benim başıma geldiği için şaşırmadım bir şey de değil bu arada. Yani bu ülkenin tarihine baktığınız zaman yasaklanmış filmler, durdurulan oyunlar, verilmeyen konserler, kaldırılan festivallerle dolu. Hele hele bu dönemde yani düşünsenize bir gençlik festivali yapamıyoruz. ya yani. Böyle korkunç bir hal almış ama bu sadece AKP dönemine dair bir şey mi? Hayır. Filmleri fiilen kesildiği dönemler biliyoruz ya da okuduk. Ya bunun kapitalizmle de direkt ilişkisi var sinema açısından söylüyorum. Şimdi siz kendi paranız olabilir, sponsor bulabilirsiniz, yapımcı bulabilirsiniz ve art house bağımsız bir film çektiniz. Bunun bir dağıtım ağı var. Şimdi Türkiye'de sinema zincirleri konusundaki tekerleşme o kadar üst boyutta ki eğer bir tane sinema sizin filminizi almazsa e zaten ülkede yaklaşık 100 tane sinema salonunda girememiş oluyorsunuz. Bu da sansürün başka bir boyutu zaten. Ana akım gişe filmleri arasında kendi filminizi gösterecek 10 tane salon bulamamak demek, zaten yaptığınız işin hiç kimseye ulaşmaması demek. Yani bir sinemacıya soruyorum bunu. Bundan sonraki hayatında üretmek istediğinde bugüne kadar da sansürü yasa, gören ve belli ki görmeye de devam eden biri olarak baktığın zaman ne olacak böyle? Bunu yapmakta ısrar etmek zorundayız. Yani bu mücadeleye devam etmek zorundayız. Ben ya benim oyunum yasaklandı şimdi bir oyun daha yapmayayım diye düşünseydim İntihar Şov çıkmazdı. Ya ben bir daha film çekmeyeyim desem Aden çıkmazdı. Aden Varşova Film Festivali'nde yarışmazdı. Sonuç itibariyle bir yerden bir şekilde ulaşma şansı buluyorsunuz ama bunda ısrar etmek lazım. Kolay hiç değil. Asla kolay olmayacak da. Ama yine de o fırsatı bulmak konusunda ısrar etmek zorundasınız ki bununla ilgili hissiniz yaşamaya devam etsin zaten. Yoksa küsüyorsunuz. Ben de küsmeyi doğru bulan biri değilim. Kişisel olarak. Ben bu konuda ısrarcı davranmaya devam edeceğim. Sen milletvekili olmayı hayal ediyor muydun? İstediğin bir şey miydi? Yok. Öyle aklımda olan bir şey değildi. Ben parti üyesiyim. Türkiye İşçi Partisi üyesiydim. Ve o dönemde partinin siyasi olarak verdiği bir ittifak kararının üzerinden bir parti üyesi olarak görevimi ifa ettim. Ama... Bununla ilgili hani bir gün siyasete atılırım, milletvekili de olurum, hayatımda bununla ilgili kariyerde yaparım gibi bir düşüncem de beklentim de olmadı. Zaten siyasette kariyer yapılmasını kişisel olarak da çok doğru bulmayan da biriyim. Perspektif olarak böyle bir yerden bakıyorum. Dediğim gibi o dönemde buna ihtiyaç vardı kendi açımızdan, parti açısından. Ben de bu görevi elimden geldiği kadar yapmaya çalıştım. İyi ki yaptın mı? benim dışında herhangi bir insana ulaşmışsa bu, o mücadele onlara biraz umut vermişse, o mücadele kendilerinin de verdiği mücadeleyi güçlendirmişse ya da öyle bir niyetleri yokken mücadele etmeye karar vermişlerse, böyle ön açıcı bir tarafı olmuşsa tabii ki iyi ki yaptım yani. İyi ki Erkan da yapmış, iyi ki Sera da yapmış, Ahmet de yapmış, hala yapıyor. Can Atalay umarım cezaevinden çıkarttığımızda umarım o da yapacak İyi ki. Bu böyle bir şey. Zaten o yapılması gereken şey önünüze çıktığında bir şekilde onu yapıyorsunuz. Bundan kaçındığım falan yok. Ama şuna çok dikkat çekmek istiyorum. Ben kişiler üzerinden e, oluşturulan bir siyasi angajmanı, siyasi anlayışı doğru bulmuyorum. Ben Antakyalıyım. Barış bu işi çok iyi yapıyor. Gökhan bu işi çok iyi yapıyor. O zaman onlar yapsın şeklinde değil. Hayır. Barış'ın, Gökhan'ın yaptığını yapabilecek birçok insanın yaşadığı bir coğrafya orası ve onlar da yapmalı şeklinde bakmak lazım mesele. Bilmem kaç dönemdir vekillik yapan insanlar tanıyor. Çok uzun süre yapmak çok doğru yapmak anlamına gelmiyor. Zaten gelseydi bu durumda olmazdı Türkiye siyaseti. Ee, aslında parti olarak da Ses çıkarttığınız, beraber bir mücadele verdiğiniz bir dönem ve bir seçim dönemi geçti hayatımızdan. Bugünkü duygunla artık bir milletvekili olmayarak da aslında soruyorum bunu. O seçimin iki ana figürü ile ilgili bugünkü duygun ne? Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili ne hissediyorsun? Recep Tayyip Erdoğan'la ilgili ne hissediyorsun? Ee, ya Kemal Bey ile ilgili ne hissediyorum? Gerçekten kafam karışık yani. Şöyle adaylığı doğruydu yanlıştı bununla ilgili birçok yerde birçok şey söylemişizdir ama onu tam olarak tahlil etme şansımız yok. Yani sonuç itibariyle şunu biliyorduk yani Türkiye'nin en büyük ikinci partisinin adayı zaten aday olacak ve biz de baktığımız yerden karar vermek zorundaysak şayet ki öyle Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısındakine oy vereceğiz. Bizim orada parti olarak çizmeye çalıştığımız şey şuydu. İlkesel bazı şeyler var. Bunlar aşılamaz. Bunlara uyulduğu sürece destek vereceğiz meselesi. Kemal Bey'in belirli yerlerde yanlış siyaset yaptığını düşünüyorum. Zaten öyle düşünmesem başka bir siyasi partide olmazdım. Fakat geçmişe dönük yaşamamak kısmı ile ilgili fikrim hala geçerli. O seçim geçti. O seçim geçti, ve biz kaybettik. Bu gerçekle yüzleşmek zorundayız. Bununla ilgili her gün üzülemeyiz. Bununla ilgili her gün kızamayız. Bu bizi çok atıl bir duruma sürükler. Bu sefer siyaset üretememeye başlar, mücadeleyi sürdürememeye başlarız. Erdoğan'la ilgili ise siyasi kişilikleri kim olursa olsun bir sevgi nefret ilişkisi üzerinden değerlendirmem. Recep Tayyip Erdoğan'ın kişisel olarak Recep Tayyip Erdoğan olmasının benim açımdan hiçbir önemi yok. Türkiye Cumhuriyeti'nin şu anki Cumhurbaşkanı ve olmaması gereken Cumhurbaşkanı olarak düşünüyorum şey olarak yasal olarak olmaması gereken sonuçta yaptığı dönemin üzerine Katakulli ile fazladan bir dönem yaptığı e, önermesi üzerinden konuşuyoruz. Başbakanlık yapmış, parti başkanlığı yapmış vesaire. 22 yıldır bu ülkenin kendi kurduğu sistemde düşünürsek tek sorumlusu olan birine karşı bir mücadele yürütüyorum. Benim için anlamı bu. Ve yaptıklarının %99'unun yanlış olduğuna dair bir fikrim var ideolojik olarak. Bu kişisel bir nefret değil. Bu kişisel bir karşıtlık meselesi değil. Bu doğru yanlış meselesi üzerinden kurduğum bir bağıntı zaten benim. O yüzden hep söylerler. Sadece tarihi kişiliklerle ilgili değil, siyaseti muazzaf olarak yapan, şu an görevde olarak yapan insanlarla da ilgili fikrim her zaman bireysel bir nefret sevgi ilişkisi üzerinden yürümemeli diyedir. Bunları da çok mantıksal bir doğru üzerinden değerlendirmeye çalışıyorum kendim için. Barış, son bölümün ismi cevap hakkı hakkında yazılmış bloklar, video altı yorumları, sözlükler, evet. üç eleştiri okuyacağım. Bak sana ne yazmışlar gibi değil, içinden geldiği gibi cevap evet. verdiği İlkiyle başlayacağım. Bu tipler bizi inanılmaz umutlandırıp sonra yavaş yavaş geri çekilip bizi öyle bırakıyorlar. Evet. Resmen duygularımızla oynuyorlar. Henüz bir yanlışını görmedim ama böyle aşırı güven verenlerden korkuyorum. Bundan 2-3 yıl sonra bir Avrupa ülkesinde bizi uzaktan ağlayacağına yemin edebilirim ama ispatlayamam. Ne zaman yazmış? Tarih olarak. Ee, seçimden önce yazılmış bir yorum. Seçimden bu. önce. Evet. Anladım. Yani 6-7 ayını yurt dışına çıkmadan geçirmişiz o zaman. Hala buradayız. Ya şöyle, o kadar anlıyorum ki hissini. Çünkü genel olarak bu ülke siyasetinde de hep böyle bir terk edilmişliklerle falan yaşıyoruz. Ama ben bunu yazan arkadaşımıza izlerse umarım şunu söylemek isterdim. Ön tarafa çıkmak, o öne çıkmak neyse sadece benim ya da senin ya da başkasının yapabileceği bir şey değil. Beraber yapmamız gereken bir şey. Biz hiçbirimiz birbirimizin hamisi değiliz. Burada ortak mücadele yürütülemezse aslında hiçbir zaman başarıya ulaşamayacağımızı kendisi, kendisi yazdığı şeyle çok güzel özetlemiş. Başka birinin sürekli önde olmasına ihtiyaç duyarsak orada bir mücadele yoktur zaten. Orada bir seyircilik hali vardır. Hiç kimse için öne çıkmadım. Bir toplumsal mesele için olmam gerektiğini düşündüğüm yere çıktım. Bu ön de değil bu arada. Herkesle beraberdim zaten. O yüzden de mücadelenin seviyesiyle ilgili bir değerlendirme yapmıyorum. Yaptığımda da bunu geri çekilmek olarak almıyorum. Çünkü mücadele hayatın her alanda devam ediyor. Ben yaptığım tiyatro oyunuyla da bir mücadele ediyorum. Yetiştirmeye çalıştığım çocukla da ilgili bir mücadelem var. Hayatta varoluşumla ilgili de bir mücadele var. Ama o arkadaşımızın da başka arkadaşlarımızın da oraya gelmesi lazım. O mücadele o zaman bir anlam ifade ediyor. Yoksa hiç kimsenin bireysel olarak elinde sihirli değnek yok zaten. Cihangir moda solculuğundan öteye geçememiştir. O hmm. kadar güzel konuşuyor ki öyle güzel konuşarak samimi olduğuna inandıramazsın. Şimdi buna, buna ne demem gerekiyor tam olarak. Yani güzel konuşuyormuşum ama inanmak inan, inanmayacakmış değil mi? Doğru anlıyorum. Bir kere Cihangir'i ya çok gülüyorum bununla ilgili. Cihangir inanılmaz kaotik geliyor bana. Hiç sevdiğim bir yerde değil. Modada da oturmuyorum. Orası da çok kalabalık. Çok hoşlaşmıyorum. Ben daha sakin yerleri tercih ediyorum. Ama işin esprisi bir yana. Kimsenin samimiyet testi değilim ben. İnandığım şeyleri söylüyorum. Bu kendilerinin söyledikleriyle zaten benzer özellikler taşıyorsa burada bir yoldaşlık hukuku oluşuyor. Aynı dili konuşmaya başlıyoruz. Bana inansınlar diye bir şey söylesem Ana akım siyasetten bir farkı kalmazdı söylediğim şeyin çok güzel konuşuyorsam ve bununla inandıramayacağımı düşünüyorsa da orada bir ön yargı vardır. Umarım o ön yargının kırılmasını sağlarız. Ama dediğim gibi bu kişisel bir tercih yani konu tarikat ve cemaatlere gelince kökünü kazıyacağız deyip çok hı. keskin bir tavır gösteren ama PKK sorulduğunda bunlara terör örgütü demek neyi değiştirir deyip hı hı. tobu tacı atan adam. Ne alakası var? Tarikatlara da terör örgütü dememişim ki. Yani sonuç itibariyle burada kişisel bir fikrimi beyan ediyorum. Öbüründe de kişisel bir fikrimi beyan ediyorum. Tarikat ve cemaatlerin kökünü kazıyacağız meselesiyle ilgili açıklama çok net. Sonuçta Türkiye'de tarikatlar ve cemaatler kamusal bir alana bulaşamazlar. Hastane açamazlar, okul açamazlar diye gayet net bir şey ortaya koymuşum. Şimdi aradaki bağıntı da biraz garip bir bağıntı. Bence insanların kendilerinin nasıl tanımladığından çok bunun nasıl çözüleceğine dair bir şeyleri düşünmemiz gereken zamana çoktan geldik de geçiyoruz artık. Özel günlerde, anmalarda ya da kınamalarda o kadar çok başkalarının ne dediğiyle ilgileniyoruz ki kendimiz bir şey yapmak konusunda artık yaratıcı da davranamıyoruz. Nasıl mücadele edeceğimizi de bilmiyoruz. Bununla ilgili ne söz söylememiz gerektiğini de unutuyoruz çünkü hep başkalarının ne söylediğini düşünüyoruz. Ama olumlu ama olumsuz. O yüzden ben burada bir çelişki olduğunu düşünmüyorum. Hala söylediklerimin arkasındayım. Zaten programın üzerinden e, yaklaşık bir sene geçti. Çok uzun bir zaman olmadı. E, fikrimin değişmesi için bazı şeylerin yaşanması gerekiyor. O zaman ikna olursam belki bu konuda fikrim değişebilir benim. Hayalin ne Barış? Ne olsun? Ne? Senin hayatın için ne olsun? Belirli bir seviye belirleyip şunu aşarsam hayalim gerçekleşti diyebileceğim bir şey yok. Ama ben yaptığım işte içimin huzurlu olmasını o kurduğum başarıyla, yaptığım başarıyla çok paralel işleten biriyim. Herhalde bir başarılı olma hissi isterim. Bu da nedir? İyi bir tiyatro oyunu ortaya koymak, iyi bir sinema filmi çekmek vesaire. Çocuğumun gerçekten kendisinin hayal edebileceği şeyleri başarmak konusunda irade ortaya koyabilecek ya da bu özgüvene sahip bir çocuk olarak yetişmesini ve ileride bu huzuru elde edebilecek bir tercihi yapabilmesini isterim. Onun dışında çok büyük beklentilerim yok. Yani dünyaya geldim, vay o zaman benim çok önemli görevlerim var diye böyle üstten bir bakışım yok. Belli kararlar alıyoruz. Bu kararlar başka kararları etkiliyor ve hayat bir zincir oluşturuyor. Bu zincirin halkalarının bir yerde kopmamasını diliyorum aslında çok trajik bir hata, çok trajik bir yanlış yapıp kendimden öte başkalarının hayatını etkilemezsem, böyle bir negatif bir şey olmasa benim için kafi. Peki. Teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim. Hem güvenip geldiğin için, hem samimiyetle bu sohbette anlattığın, paylaştığın için bütün duygularla beraber çok ol, teşekkür ederim. Sağ ol. Her bölümün sonunda bugüne kadar da katkı sağladığımızı bilmek daha fazla yapmak anlamında güven veriyor bunu kocaman bir izleyici kitlesi var Katar'sın ve SMA hastası bebeklerimizden bahsediyoruz. Bugün %63'e kadar kampanyası gelmiş. Yine onaylı bir kampanyası var. Elanur'dan bahsedeceğim size. Elanur Ay doğdu. Diyorum ya herkes maddi destek veremiyor her zaman ama bu aileler yalnız yalnız yaşıyorlar bu süreci daha fazla. İrtibatta olduklarımın çoğu bir destek çıkartılacak bir ses arıyorlar. Keşke bunun sistemi böyle olmasaydı. Keşke bu tedaviler Ri tamamlamak bu kampanyalara kalmasaydı ülkede. Ama Elanur için Elanur'a nefes ol, Instagram hesabından aileye ulaşabilirsiniz. Elimizden geliyorsa birlikte maddi destek de sağlayabiliriz. Her hafta başka bir bebeğimiz için duyuru yapmaya devam ediyoruz. Elanur'a nefes ol, kampanyasında. Yeniden teşekkür ederim. Sağ ol.